Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 60 milyon lira. Bakalım vatandaş hangi hayallerle alıyor? Milli Piyango bileti alır mısınız? Evet alırım, 2 tane aldım. Bu yıl aldınız. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? Ya, toplam 60 milyon da biliyorum. 4'te 1'i çıkıyor zaten her sene. Çeyrek çıkıyor, 15 milyon herhalde. Peki ne yapacaksınız o parayla? Vallahi o parayla bu ülkede durmam ya. Direkt çıkarım yani. Nereye gidersiniz ilk? Vallahi ölümün olmadığı bir ülkeye giderim. Nerede yok? Vallahi hani Avrupa'da bazı ülkeler var, böyle şehirden uzak yaşam tercih etmeyi isterim ama yani şu an bile ölebiliriz şu röportajı yaparken, biliyorsunuz. Ya Almanya'da da aynı şeyler oluyor ama. Yani mesela Danimarka'da yok, Finlandiya'da yok, İsveç'te yok mesela. Milli Piyango bileti alır mısınız? Aldım. Peki büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? Bilmiyorum ki. 60 milyon. Öyle mi? Tam mı aldınız, çeyrek mi? Çeyrek. Peki ne yapacaksınız o parayla? Ben kendime almam, ben kullanmıyorum. Eşime aldım. Eşiniz ne yapar? Bilmiyorum, orasını benim bilgim yok. Almıyorum. Neden? Yani çıkmayacağını bildiğim için şansı ihtimal bırakmıyorum. Peki 60 milyon bu yıl büyük ikramiye ne yapardınız çıksa? Ya, tam bileti isabet etmiyor genelde, çeyreği isabet ediyor. İlla kendimce bir yatırım yapardık. Yatırım amaçlı kullanırdınız. Aynen. Milli Piyango bileti alır mısınız? Aldım. Ne hayallerle aldınız? Şansımı denemek için. Peki 60 milyon büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız? Hepsini madene yatıracağım. Maden? Evet. Nasıl, yardım etmek amaçlı mı? Yo, olduğum ilin insanlarına destek amacıyla. Soma mı? Evet. Yo, tesis kuracağım. İnsanlar ekmek kazansın. Anladım. Olduğunuz ilçedeki insanların ekmek kapısı olsun. Evet. Peki neresi orası? Hakkari. Evet. Ne çıkar Hakkari'den mesela, ne düşünürsünüz? Şunu üretiyorum. Şu an üreticiyim ben. İşte oraya güzel tesisler kuracağım. İstihdam sağlamak için elimde gelen gayretleri göstereceğim. Şans oyunlarına çok inanmıyorum. Almıyorsunuz o zaman. Alıyor musunuz? Almıyorum. Peki bu yıl büyük ikramiye 60 milyon lira. Size çıksa ne yapardınız? Ne yapardım? Çöpten çay toplayan insanlara verirdim. Eğitime katkıda bulunurdum. Gerçekten şu şehit ailelerinin ayağında ayakkabı yok, üstünde manto yok. Bizim 2-3 tane varken onlarda hiç yok, ben çok üzülüyorum. Herhalde onlara yardımcı olurdum. Peki bence o zaman bir şansınızı deneyin ki yardımsever birine çıksın. Diyorsun. Deneyelim peki. Bakarız, düşünürüz. Teşekkür ederim. Yok, almıyorum genelde. Bu yıl büyük ikramiye 60 milyon lira. 60 milyon lirayla ne yapardınız? Uzun süre düşünmem gerekiyor ama bunun için. Peki neden almıyorsunuz? Yani o kadar ilgimi çekmiyor aslında o kadar çok paramın olması. Milli Piyango alır mısınız bilet? Yok yeğenim, ben ekmek parası bulamıyorum ki Milli Piyango. Alma, ben 45 senedir almıyorum. Çıkmıyor, görmüyor. Ne yapayım? Valla. Peki 60 milyon lira bu yılki? İşte 60'da 100 trilyon da olsa çıkmıyor. Olmayınca çıkmıyor tabii doğal olarak. Tamam, çıkmıyor abi o zaman. Peki şöyle soralım. 60 milyon çıksa ne yapardınız? Ne yapardık mı? O kolaydı ya. Borca tarla alırdım, arsa alırdım. Bir şeyler olurdu. Her şeyi torunu murunu kullandırdık. Borcunuz var mı? Yok. Ha, borca tarla alırdık. Heh. Tarla alırdık. Başka ne olacak? Ev alırdık. He? Harcaması kolay diyorsun. Tabii. Tamam. Harcamak kolay. Aldım. Ne hayallerle aldınız? Yani pek hayalim olmadı alırsın. Sadece alayım dedim. Alışkanlık mı olmuş? Aynen yani, geçerken alayım dedim her sene başında. 60 milyon lira biliyorsunuz büyük ikramiye. 60 milyon lira bayağı. Siz kaçlık aldınız? Nasıl? Çeyrek mi aldınız tam? Yarım aldım. Yani 30 milyon lira çıkarsa ne yaparsınız? Çıkarsa bir bölümünü bağışlarım. Bir bölümünde yatırım yaparım yani. Aklınıza ilk gelen bağışlanacak kişiler kimler? Kimsesiz çocuklar yani. Onlara yardım etmeyi düşünüyorum. Milli Piyango biletlerini siz de alıyor musunuz? Alıyoruz. Peki çıktı mı hiç? Yok, hiç çıkmadı bugüne kadar. Merak. Ama herkes çıktığını zannediyor. 60 milyon lira çıksa ne yaparsınız? Önce ailem, etrafım. Biliyorsunuz dinimizde de böyle bir şey var. Önce ailem, etrafımı, ondan sonra garibanlara bir şeyler yaparız. Sonra kendimize. Peki siz ne yaparsınız? Ben de aynı hemen hemen eşimin. Tabii ya, önce bir kendimi toparlamak için böyle bir kafayı dinlerim önce. Bir sakin bir yerde. Ne yapacağımı düşünürüm. Nereye gidersiniz?
Yani sakin olan bir yere giderim mutlaka yani. Türkiye'de mi olur? İleri olabilir. Tabii oraya bir giderim böyle bir. Yani orada ölünce bir düşünürüm. Sonra yatırımlarımı başlarım inşallah öyle bir şey olursa. Eskiden alıyordu, şimdi almıyorum. Peki ne hayallerle alıyordunuz? Hayal işte biraz bize para çıksın da rahatlığa kavuşalım yani. O sebeple almak istedim. Evet, hiç yani bırak yani bazı zaman hiç amorti dahi çıkmıyor. Peki. Onun için de biz hani bunu bıraktık yani, bir de almıyorum. Bu yıl 60 milyon lira. 60 milyon lira size çıksa ne yapardınız? 60 milyon lira bana çıksa yarısını bu hayvanlara ve ondan sonra yoksul kişilere, diğer yarısı da işte bir yatırım amaçlı kullanırdım. Evet. Milli piyango bileti alıyor musunuz? Alıyoruz. Her yıl alır mısınız? Aşağı yukarı her yıl. Yılbaşına önem verir misiniz? Veririm. Bu yıl 60 milyon lira ödül biliyorsunuz. Siz 60 milyonluk mu aldınız, çeyrek mi aldınız, yarım mı aldınız? Valla 3 tane yarım aldık. Sanırım 10-15 tane de çeyrek aldık. Şansımı deneyeceğim diyorsunuz. Biraz şansımızı deneyeceğiz tabii ki. 60 milyon size çıkarsa ne yaparsınız? Valla tabii ki herkes ilk önce hayallerini gerçek etmek istiyor ama bende şey var. İlk önce oğlum için güzel bir gelecek. Herkesin istediği gibi. Daha sonra tabii ki hani yaşlandığımızı düşüneceğimiz için biraz daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz. Alıyorum hanımefendi. Van'dan geliyorum. Van'dan geliyorum. Ben buraya bir iş için geldim. Meclise uğradım. Büyüklerim, Van milletvekillerle görüştüm. Herhangi bir iş imkanı tanıtmadılar bana. Ben burada geldim, 3 tane bilet aldım. 1 tane yarım, 2 tane çeyrek aldım. Çıkarsa Van'da fakir insanlar var. Yani elimi tutacağım çok insanların, kişinin eli var. Yani el uzatacağım çok fakir insanlar var. Yetim insanlar var. Yılbaşlarına mı önem veriyorsunuz milli piyango bileti alırken, yoksa normalde de alıyor musunuz? Yok, normalde almıyorum. Sadece yılbaşlarında yılbaşı. O da gelenek olduğu için. Gelenek oldu. Bu yıl 60 milyon lira. Ne yaparsınız 60 milyon lirayla? Vallahi hiç 60 milyonum olmadığı için bilemiyorum. Peki hayalleriniz ne? Dünyada ne yapmak isterdiniz? Vallahi hayallerim kendi işimi kurmam. Artık başkasının yanında çalışmamak. O zaman büyük ihtimal sermayeniz olarak kullanırdınız. Yani büyük ihtimal. Peki ne iş alanı düşünürsünüz kendinize? Vallahi bilmiyorum, hiç düşünmedim ama herhalde böyle otel, turizm falan, oralara yönelirdim. Aslında plan yapmak başarmanın yarısı, biliyorsunuz değil mi? Önce planları yapın, belki size çıkar. İnşallah. Niyetim yok, almayacağım. Peki hiç alıyor muydunuz eskiden? Aldım, hiç şimdiye kadar herhangi bir şey olmadı. Çıkmadı diye almıyorsunuz. Çıkmadı yani, düşün bir kamyon efendim buğday var, bir tanesi işaretli, o bana mı çıkacak yani? Öyle saçma buluyorum. Peki, ben. Bu yılki büyük ikramiye 60 milyon lira. Evet. 60 milyon lirayla ne yapardınız? 60 milyon lirayla ne yapardım? Yaşım benim 74. Yapacak bir şeyim yok. Ne yapardım? Bir oğlum, bir kızım var, torunlarım var. Onlara hani ev, bark, böyle o tip şeyler düşünürdüm yani. Çocuklarımız için yaşıyoruz artık. Çocuklarım için harcardım o parayı.